Merhaba hanımlar. Pınar İğne Oyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün düz yazmamın üzerine çok şık görünen, yapımında bir zorluk yokmuş gibi duran ama yaparken oldukça özen isteyen şıkır şıkır çıtı pıtı bir model hazırlayacağım. Bunun bir sıralı şeklini yapmıştık. Bugün de bunun iki sıra çıkacağım bir şekilde yapacağım. Sonsuzluk modeli de denebiliyor. Bugün bunu hazırlayacağız. Zaten birçoğunuz da görmüş olabilir. Sizlere bunun yapımını ifade etmeye çalışacağım. İnşallah kolayca anlatabilirim, başarılı olurum. İplerimi de böyle ayarladım. Yeşilim leylak, 729, krem rengim çizmeli 1712 numara. Turuncu rengim ise 299 çizmeli marka. Hemen yeşilim ile alt zeminimi oluşturuyorum. Ekledim. Modelin alt kısmı oldukça kolay. Sadece ben burada kuyumcu kafesleri yapacağım. Farklı bir şeyler de yapılabilir. Ben biraz daha düz geçeceğim. Çünkü model oldukça gösterişli zaten. Buralarda küçük küçük kuyumcu kafesleri yapıyorum. Bir de düğümü atarken nasıl çektiğimi merak edenler oluyor. Düğümü atıyorum, sıkarken parmağıma şöyle bir iki defa doluyorum. O şekilde çekiyorum. Nasıl çekiyorsunuz, ne yapıyorsunuz orada görünmüyor diyorlar. Biraz da uzaklaştırayım. Düğümü sıkmadan önce elimi parmağıma bir iki tur ip gezdiriyorum. O şekilde sıkılaştırıyorum. Kafesinin yapımı oldukça keyiflidir. Yenilerde çok keyif alarak yapacaktır bu kısmı ama üst kısmını yeniler hiç girişmesinler, biraz daha ilerletmiş olsunlar ki bunu deneyebilsinler. Görünüşünde modelin zor değil gibi görünüyor ama yaparken gerçekten oldukça dikkat isteyen, benim dahi zorlanmış olduğum bir model ama görsel olarak çok değişik ve çok da şık. Belki yapmak isteyen olur, denemek isteyen olur. Göstereyim. Faydalanan olur inşallah. Bu bölümü ben böyle ilerleteceğim. Kuyumcu kafeslerimi tamamladım hanımlar. Bu şekilde küçük küçük kafeslerimizi yaptık. Burada
Yazmamı kenara alarak ilk olarak krem rengimi aldım. Uzunca bir krem ip ayarladım. Bunun iki ucundan katlıyorum. İkiye katladım. Şimdi bunu bir defa daha ikiye katlıyorum. Şimdi 4 kat oldu. Bir defa daha ortadan yine katlıyorum ve ipim 8 kat oldu. Burada ipimi şöyle bir kenara alayım. Şimdi yazmamı alarak tekrardan yeşil ipimi alıyorum. Şöyle ikinci kuyumcu kafesimden ipimi ekleyeyim. Burada hemen 8 katlı ipimi yapısını da şöyle düzelterek bu kafesimin üzerine getiriyorum. Yeşil ipim altında. Bunu buraya bir sabitlemem gerekiyor. Hemen iplerin altından geçtim. Buraya bir güzelce sabitleyelim bunu. Şimdi bu kısma bir tane de pırpır yapıyorum. Pırpırımın büyüklüğü de bu şekilde olacak. Burada iğnemi kenara aldım. Yine iplerimi düzenleyeceğim biraz. Düz yapıda olması gerekiyor çünkü hemen bu tarafa aldım. Buradaki ipimi parmaklarımla da tutuyorum. Buradakini de karşıya geçiriyorum. Pırpırımdan şimdi hepsinin arkasına geçiyorum. Şöyle çaprazından çıktım. Buraya bir tane düğüm atmam gerekiyor. Düğümü sıkılaştırmadan yanlardan açarak buraların gerektiği boyutunu ayarlıyorum. Yine tam sıkılaştırmadan açma veya buralarda daraltma yapabilirsiniz. Bu benim için iyi ölçü. Şimdi sıkı bir düğüm atabilirim. Burada tekrar yine yeşil pırpırımdan girip bir tane daha aynı şekilde pırpır yapıyorum bu tepeye. Yine aynı boyutta bir tane pırpırımı yaptım. Burada tekrardan aynı şeyleri uygulayacağım yine. Kenardan iplerimi düzeltiyorum. Hemen bunu parmaklarımın arasına aldım bu taraftan. Burayı da yine diğer karşı tarafa geçireceğim. Düzelterek parmağımın arasına aldım. Tekrar yeşil pırpırdan hepsinin arkasını geçerek çaprazdan tekrar bir defa daha toplayacağım. Sıkılaştırmadan ayarlamalar yapılabilir. Bir miktar düğümü sıktığım çok değil. Çünkü henüz ayarlamalarımı bitirmedim. İğnenizle yanlardan şeklinde ayarlama yapabiliyoruz. Sıkmadığımız için ipler yine gelebiliyor. İşte bu şekli vermek biraz zahmetli.
sofrası için de boyutum yeterli sanırım. Şimdi sıkılaştırıyorum. Burada küçük bir zürafa yapacağım. Oldukça küçük olacak. Bunun içerisine geriye dönerek buraya da 3 tane pırpır yapacağım. Pırpırı direkt o bölüme yapmıyorum. Çünkü oranın düzenini bozuyor o zaman. O yüzden burada küçük bir zürafa ayarladım. Buranın içerisine 3 tane pırpır bırakıyorum. Dilediğimiz boyutta yapabiliriz yine pırpırlarımızı. Artık yeşil ipimi kesebilirim. Elimizle düzeltebiliriz buraları. Şimdi burada yine yanlarda iplerimizi düzelterek iplerimi bir miktar uzunluk bırakarak, çok fazla değil, buralardan kesiyoruz. Sonrasında yakacağız oraları. Şimdi çakmağımı alacağım. Şimdi yanlardan elim üzerine koyarak ucuna bir miktar çıkarıyorum. Çakmağımla hafif dokundurarak oraları, uçlarını yakıyorum. Buranın da yine ip düzenini sağlıyorum ilk önce. Ucundan çok küçük bırakarak ufak bir dokunduruyorum ve oraları yakıyorum. Evet, modelin yapımı bu şekilde hanımlar. Şimdi ben diğer renklerimi de tamamlayayım. Son haliyle sizlerleyim. Modelimi tamamlamış oldum hanımlar. Diğerlerini de tamamladıktan sonra son hali böyle oldu. Üst bölümleri oldukça zahmetli aslında. Yani bu şekli verebilmek, düzgünce verebilmek beni bile zorladı. Gerçekten çok çok özen istiyor bu renkli bölümlerde yaptığımız kısımlar. Alt bölüm zaten oldukça da kolay. Ama üst kısımda o şekilde olmuyor. Gösteriş olarak çok gösterişli. Evet, yazmaların kenarında böyle sallantılı bir şekilde çok güzel görünecektir. Ama yapımı baya baya bir zor üst kısmı için. Şöyle biraz bekleyeceğim. Biraz sallantılı olduğu için sabit durmuyor pek. Rengarenk yapılabilir. Her renkle de yakışır. Yine desenliğe de, düz yazmaya da uyum sağlayacak bir model. Diğer yüzünden de bir tutayım. Ben oldukça da sıkı yaptım. Biraz daha açılabilir arası çok sık olanlar için. Şimdi fiyatına gelirsem, yazma haricinde ya benim en az 130 TL'lerden 140 TL'lerden yapabileceğim bir model olurdu. Ne var ki bunda diyebilirler ama inanın bir kere deneyin, ne kadar zor ve sinir bozucu olduğunu anlayacaksınızdır. Bugünlük de bu modelin anlatımını yaptık. İnşallah bir fayda sağlar. Bugünü de böyle sonlandırayım. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki yeni bir modelle yine inşallah tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.